Merhaba sevgili Medyaskop izleyicileri. Bugün Have No Bearing, Renksiz Rüya filmini yönetmeni ve senaristi Mehmet Ali Konar'la konuşacağız. Mehmet Ali hoş geldin. Hoş bulduk. Film 90'lı yılları, politik cinayetlerin had safhada olduğu yılları bir çocuğun, 12 yaşındaki bir çocuğun gözünden anlatıyor. İsterseniz ilk önce fragmanı görelim, sonra sohbetimize başlayalım. Seslerini akşamın hafif rüzgarı derin bir oldu halinde her tarafa yayıyor. Seyda, annen üstüm bir ben çağırı. Bom türbe askerdi, bir rahmet. Çent hafta meymanla. Kahraman ki. Mirza, tüm avatya mukabuluna ki. بقيرة بدان كي بلن بقيرة تو شو وقت فرق كرت غيرن تو ميرزا كجو تقاشين اسبنا نوازن تشي Evet, Mehmet Ali, şimdi bu ilk uzun metraj filmin, daha önce galiba biz bilmiyorduk, işte bir baba filmi vardı Zazaki O'da, ama bu ilk uzun metraj olduğu için seni tanımak istiyoruz tanımayanlar için. Bir kendini, bugüne kadar yaptıklarını kısaca anlatabilir misin? Hı, tabii. İsmim Mehmet Ali Konar, yani bu sene birkaç yerde, birkaç gösterimde hep böyle başlamak zorunda kaldım. Evet. Bu kadar az tanınan bir insanın bir uzun metajda çıkması biraz bu soruyu gerektiriyor. Evet. Adım Mehmet Ali Konar. İşte Renksiz Rüya filminin yönetmeniyim. Yaklaşık bir 8 yıl falan oluyor. Sinema yapmak istiyorum. Sinemayla bir şekilde meşgul oluyorum. İlk daha bundan önce bir kısa filmim daha var. Baba ismi. Baba filmi. Evet, o da tema itibariyle aynı. 9 yıl önce çekmiştim. Marmara Üniversitesi 2005 İletişim Fakültesi mezunuyum. Biter bitmez bir dönemde İtalya'da sinema okudum. Sinema üzerine. Evet, sinema okudum. Çeşitli televizyonlarda işte yönetmenlik, program yönetmenliği, danışmanlık gibi işler yaptım. Yani hayatımı öyle idame ediyorum. Ediyordum. Uzun bir süredir film yapmak istiyordum. İşte geçen, yani 2016'nın sonunda... İşte nasip oldu yani çektik filmi. Şimdi onunla uğraşıyoruz. Anladım. Şimdi o zaman filmin serüvenine bir gelelim. Böyle bir film yapma fikri nereden geldi tam olarak? Yani ortada şahsi olarak bir hikaye var mı? Yani bunun üzerine çok düşünmedim açıkçası. Yani fikrin kendisi, yani hikayenin kendisinin onun yani elbette ki bir şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani genelde yönetmenlerin serencamına bakınca ilk çocukluğundan başlayıp yaparlar. Belki öyle bir şeyin tersinin altında kalmıştım. Yani bu direkt filme dair yani bir şeyler söylemek gerekirse, bu hikayeye dair söylemek gerekirse birçok yerde söyledim. Yani evet benim birebir, yani bazı şeyler birebir şahit olduğum şeyler, bazı şeyler yaşadığım şeyler, bazı şeyler duyduğum şeyler. Yani bu senaryo yazma süreci nasıl oldu tam olarak bir onu? Yani o çok uzun bir süre olmadı bu filmi yapmak için, yani yapmaya karar verince. Yani çıkış noktası daha önce bir iki yerde söylemiştim. Yani aklımda kalan flu politik aslında durum iskeletleriydi. Bazılarını iyi hatırlıyordum, bazılarını az hatırlıyordum, bazılarını unutmuştum. İşte bu filmin gerçek olan kısmıydı. Diğeri de imaj, yani filmi gördüğünüz için söylüyorum. Yani buradan başlamak istedim. Bunu yaparken de bir şey çekerken, yani bir mevzuyu çekerken, bir film çekerken onun çekmeye değer olması, çekmeye değer bulmanız çok önemli. Çünkü fikirler sonsuz. Bunu çekmeye değer buluyordum. Tabiatıyla işte gerçekleşti yani çektik.
Anladım. Şimdi şöyle bir şey mi? Yani bu film evet, yani herkesin bir derdi olacak, yönetmenin bir derdi olacak ki bu konuyu sinemaya, vizyona taşısın. Ama sizde özellikle ya ben bir film yapayım değil de bir derdi anlatayım kaygısı oldu mu? Yani ben 90'lı yılları işte bu politik cinayetleri en azından estetik bir şekilde vizyona aktarayım gibi bir nasıl bir kaygıyla yani ya da nasıl bir heyecanla yaklaştınız bu film çekmeye? Evet, evet kesinlikle. Yani öyle bir durum var ama bu yani her iki durum yani estetik bir iş yaparken yapılan estetik işin gerçekten hakkına uygun yapılması yani gerektiği şeyler neyse yani ona uygun yapılması bu iki fikir aynı paralelde yürüdü. Yani öyle bir inancım olmasaydı herhalde bu işe girişmezdim. Yani evet. bu bence en az o işin gösterilmesi kadar önemli bir şey. Yani bir derdi anlatmak, o derdin nasıl anlatıldığı kadar, nasıl anlatılması o derdi anlatmak kadar önemli. Yani evet. O açıdan memnunum, yani filmden memnunum. Anladım. Yaptığım işten memnunum. Şeyi sorayım şimdi, bir oyuncular kısmına geleceğim. Oyuncularda bir Bilal Bulut dışında amatör oyuncularla çalıştın. Evet. Ama özellikle Mirza karakterini oynayan Civan Güney Tuncun performansı büyüleyici yani. Bunu sanırım bütün eleştirmenler hakkını teslim ediyor. Bir şeyi önce soracağım. Yani bu süreç nasıl oldu oyuncu seçimi? İkincisi çocuk oyuncuyla çalışmanın zahmeti, zorluğu var mıydı? Yani kas seçimi bir yönetmen işi. Yani yönetmenlik işi. Bence sadece bu filmde benim üzerime düşen şeylerin en iyi yaptığım şeylerden bir tanesi kas seçimi ve onda hiç zorlanmadım. Yani çok kısa bir sürede tamamladım onu, kas seçimini. Evet, Bilal Bulut dışında kastın tamamı amatör. Yani daha önce bir tecrübesi falan yok. Hepsinden de çok memnunum bütün oyuncularımdan. Civan Güney Tunca gelince daha önce böyle bir tecrübesi falan yoktu. Evet. Çok tesadüf oldu biraz ama zaten bir tanıdık arkadaşımın çocuğu. İşte daha yeni merkeze geldiği için dili falan iyi biliyordu. Yani daha az asimile edilmişti. Onu gördüm. Aslında daha asimile olmamıştı. Daha evet. Evet. Konuşabildiğine evet. Göre bayağı. Onu gördüm. Hemen işte sadece onunla bir iki prova aldım. Ve yapabileceğine inandım. Yani çok da memnunum. Çok beğenildi. Hatta bu sene diyebilirim ki en çok konuşulan çocuk oyuncu, hatta oyuncu oldu yani. Evet, evet. Bu açıdan da onun için de memnunum, onun için de mutluyum yani. Sanırım böyle bir artık dönem başlıyor çocuk oyuncularla. Sivas filminde biz bunu görmüştük. Dünya sinemasında da 93 yazında böyle bir şey vardı. Çocuk seçimi şimdi çok zorlandınız mı? Tam olarak onu bir merak ediyorum. Yani çocuk oyuncuyla, çünkü daha önce oynamamış bir çocuk oyuncu ama şu an bir ilk filmi oluyor. Bunu bir merak ediyoruz gerçekten. Yani Civan'da ben açıkçası çok zorlanmadım. Yani ama o olayın yani olay örgüsü onun etrafında tamamen döndüğü için olayın kendisi o prova yapmadan deneyemezdim. Yani evet. Onu görür görmez yaptım. Baktım üçüncü çocuktu. Yani çok uzun şey yapmadım yani çok görmedim. Yani gezmedim. Çok aramadım. Hiç zorlanmadım ama çok yordum onu. Ona biraz hakaret edeyim diyebilirim. Çünkü evet, süremiz evet. Çok azdı. Yani çok hızlı olmamız gerekiyordu. Yaklaşık bir iki saatlik prova yaptık. Dört sahne prova yapmıştım Bingöl'de, küçük bir kafede. Sonra beraber yürüdük. Yani bunu yaparken işte genel yani sinemanın işte ilk yönetmenlerin daha doğrusu ilk filmini çeken yönetmenlerin bir çocuk üzerinden derdini anlatması ya da bir çocuk evet. Hikayesiyle başlaması gibi bir niyetim yoktu. Yani bu niyetin daha doğrusu bu filmin niyetinin nereden şey olduğunu bilmiyorum. Yani bir çocukla başlamanın etkisi benden nereden şey oldu bilmiyorum açıkçası. Ama nasıl olduysa memnunum. Yani evet, evet. Evet, çünkü ortaya çıkan şeyin kıymetinin olup olmamasıyla ilgili bence en önemli kesinlikle. Şey o. O açıdan başarılmış bir iş diye düşünüyorum. Yani evet. O açıdan doğru bir tercih diye düşünüyorum. Şimdi teknik olarak bunu soracağım. Mekana gelelim. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gerçekleştirilmiş filmden görüldüğü kadarıyla. En azından küçük ve dar sokaklardan anlaşılıyor şimdi. İzin nasıl alındı? Ne zaman çekildi? Çekimler ne zaman yapıldı? Bir onu da alalım. Ya çekimler 2016'nın sonu gibiydi. Yani Sur olaylarının bittiği bir dönemdi. Bir yıl sonrası gibi tam bir yıla evet, evet. denk geliyordu.
çekim izni almak çok zordu. Yani çekim yaparken 3 defa falan red aldım ben. Yani buna müsaade etmeyeceklerini falan söylediler. Çok kısa bir süre olduğunu söyledim. Yani her şeyin organize olduğunu, her şeyin hazır olduğunu söyledim. İşte hangi belgeler gerekiyorsa verdim ama evet, çıkmadı. Evet. Sonra bir iki abimden rica ettim. Sonra onlar başkalarından rica ettiler. Evet, evet. 2 haftalık bir süre aldım. Yani bir izin süresi aldım. Ama çok zordu. Yani imkansızdı yani. Yani insanlar rahatsızdı. İnsanlar, evet, evet. Evet. Bir sürü şey vardı. Çok girmek istemiyorum oraya açıkçası. Tamam, anladım. Evet, evet, evet. Yani o biraz zor bir dönemdi. Ama aldık izni. Bitirdik. Ortaya da güzel bir şey çıkmış. Peki şimdi şunu merak ediyorum. Yani politik cinayetleri ya da faili meçhulleri aslında kapalı anlatıyor. Yani ortada bir şiddet var ama şiddeti direktmen izleyiciye aktarmıyor bunu. Yani şiddeti göstermeden şiddeti anlatmak. Yani bu nasıl bir tercihti? Ya aslında yani yönetmenlerin tercihi olur. Yani bazıları direkt bir anlatımdan, direkt anlatımdan hoşlanabilir. Bazıları kapalı bir anlatımdan, örtük bir anlatımdan hoşlanabilir. Bazıları faham ettirmek ister. Yani bazıları hissettirmek ister. Benimki biraz yani ben yani imkanlarım farklı olsaydı, yani farklı çalışma imkanlarım olsaydı belki göstermeyi de tercih edebilirdim. Yani biraz bu zorunluluktan ibaret ileri geliyor. Tabii bu çok beğenilen bir durum oldu. Sanırım bunun sebebi daha önce çekilen filmlerle kıyas, yani bir kıyas sonucunda bu fikre ulaşıyor. Yani irrite etmiyor. Yani evet, izleyen insanları, farklı fikirdeki insanları falan irrite etmiyor. Yani insanların asıl görmek istediği şey, duymak istediği şey biraz duyuluyor gibi. Yani en azından estetik bir kaygısı olan ya da bazı duyguların işte istismar edilmemesi gibi kaygıları olan özellikle insanların çok beğenisini kazandı. Zaten böyle olması da lazım. Yani tercih, yani şiddeti göstermeyi tercih eden bir yönetmenin de zaten bunu göz önünde bulundurması lazım. Evet, evet. O yüzden yani ben kulla yani anlatılan şeyden ötürü nasıl anlatıldığı şey var. Yani tercih edilen dil direkt gösterebilir. Evet, evet. Ama o da irite etmemeli yani. Yani ortada bunu, aslında şiddeti, mağduriyeti göze sokmadan mümkünse bunu sanatsal bir şekilde dile getirme. Yani bunu da çok az filmde görüyoruz. O yüzden sanırım ki eleştirmenlere, sinema yazarlarına bakınca aslında bunlar da bu minvalde eleştiriler yazmış. Görebildiğim, okuyabildiğim kadarıyla. Şimdi şunu merak ediyorum bir de. Filmde dil mevzusunu ilk Zazaca film denildi. İlk Zazaki film denildi. Filmde Zazaki bir diyaloğa karşılık ya da bir soruya karşılık kurmancı bir cevap gelebiliyor. Evet. Ve bu çok esnek, çok kolay bir şekilde akabiliyor. Yani öyle ki lehçeler arasındaki o değişim neredeyse hiç hissedilmiyor. Bu nasıl başarıldı? Onu da bir merak ediyoruz. Yani bunu yazarken, yani ben bazen soruyu unutuyorum, özür dilerim. Hatırlatabilirim. Şöyle, Zazaca ilk film mi değil mi onu çok bilmiyorum. Yani mesela Zazaca bütünüyle çekilmiş işte bir film yok tabii. Ama bazı yönetmenlerin filmini çekerken içinde Zazaki kullandığı filmler var. Yani çok az ama var. Zazaca, evet, ben ilk şeyi yaptım diyebilirim. İlk kısa filmi. Evet, ilk kısa film. Evet, ama bunun... Yani film yaparken aslında böyle hani bu film Zazaca. Evet, bu güdüyle de bu biraz, iş. Evet, biraz evet. Rahatsız oluyorum çünkü zaten bir sürü ön yargı diyeyim ya da daha önceden yani hazır kalıplar var ve siz bunları aşmakta zorluk çekiyorsunuz. Yani mümkün oldukça önce o sanat neyse yani o eseri görmeleri, evet, ona bakmaları, işte ona bir kıymet vermeleri ya da vermemeleri, ondan sonra onun dilinden ya da onun konusundan neyse onun bahsetmeleri beni açıkçası daha mutlu eder yani. Evet. Yani ben tabii Kürdüm. Kürt olunca da yani filmlerimi Kürtçe yapmak istiyorum ama bu dille ilgili bir mevzu yani çekerken, yazarken... Yani fon ararken, sonra festivallerde bu soru sürekli geliyor. Yani benim yaptığım şey çok normal. Yani bir Kürt olarak filmini Kürtçe çekmek çok normal ama normal olmak artık çok... Evet. Böyle anormal görülen. Kesinlikle. evet, tabii ki yani hiçbir şey yaşanmamış gibi davranamayız. Tabii ki bunları konuşacağız ama böyle çok konuşulması da açıkçası biraz şaşırdım yani. İki lehçeyi tercih etmemin sebebi de yani bu daha önce yönetmenlerin kullandığı bir tarz. Yani bunun
Ben bunun edebiyatta bir karşılığı var. Fantastik bir dünya yaratırken yüksek öykülme türü diye tabir edilen bir tür var. Yani onun da karşılığı var. Yani bu tür işte yaşananlar gerçek. Kişi gerçek. Yani karakter gerçek. Zaman gerçek. Olay gerçek. Evet. Yani gerçekleşen durum gerçek değil. Ama işte o çocuğun yaşadıkları bütün bu durumların neticesinde o rüyayı gördüğünü bir ön kabul olarak ya da görebileceğini bir ön kabul olarak biz kabul ediyoruz. Yani ona inanıyoruz yani. Böyle fantastik bir dünya yaratıyoruz yani. Bu bir yönü, yani bu işin sanatsal yönü. İstifade ediyoruz o sanat. Daha önceden bilinen, işte görülmüş, denenmiş bir sanat metodundan ya da yolundan ben istifade ediyorum. Yani. Evet. İkincisi, bunun gerçekte de bir karşılığı var. Yani benim yaşadığım şehirde. Yani bu iki lahçe kullanılır ve ikisi birbirini anlayabilir. Bu bir yönüyle benim yaratmak istediğim fantastik dünyaya zarar da veriyor. Evet, evet. Evet, bunun bir karşılığı da var. Yani bunun ayrıca sevilmesinden, bunun ayrıca takdir edilmesinden de memnunum yani. Evet, evet, anladım. Yani bu yönüyle bence çok başarılı olmuş. Bu dil geçişliği, geçişkenliği çok önemli çünkü. Ama hiç sırıtmadan aslında film direktmen izleyici onu hissetmeden o farklı. Yani bilen bilir evet ama çok oturmuş diyebilirim. Şimdi ben filme yönelik şu eleştiriyi dile getirmek istiyorum. Yani denilen şu, filmi Kürtler ya da Kürtlerle empati kuranlar dışında diğerleri, diğer izleyiciler anlamakta zorluk çekiyor. Neden? Çünkü o dönemi bilmiyorlar ya da o dönem hakkında bilgisi olmayan bu filmi anlayamaz. Yani buna yanıt ne olacak? Ya açıkçası ben filmi çekerken yani böyle küçük kaygılarım yok değildi. Yani bunu şeyle ilgili bir şey değil. Yani bunu filmin vermek istediği mesajla ilgili ya da filmin söylemek istedikleriyle ilgili değil. Duygu itibariyle anlaşılmayacağını ya da kötü görüleceğini ya da ne bileyim kabul edilmeyeceğini. Çünkü fikirler neticede duygulara yön veren. Evet, şeyler. Evet, kesinlikle. O konuda bir kaygım vardı. Ama bunu neredeyse hiç yaşamadım. Özellikle festivallerde bunu çok gördüm. Evet, sonra o izlenimleri de alalım zaten. Çünkü festivaller malumunuz. Yani neredeyse dünyadan herkesin yer aldığı ya da uzmanların ya da jürilerin yer aldığı bir platform oluyor. Evet, yani şöyle mesela yaklaşık bir 20 tane falan yazı yazıldı. Bunların biri dışında çok güzeldi. Yani açıkçası benim de beklemediğim kadar güzel yazılardı. Evet, yani evet. Çok değerli insanların, çok büyük sinema eleştirmenlerinin, yazarlarının filmi bu derecede sevmesi, bu derece daha doğrusu anlaması beni o kadar mutlu etti ki hatta onlara karşı biraz yani yanıldığımı da söyleyebilirim. Yani mesela yani sürpriz oldu yani. Tabii benim için sürpriz büyük sürpriz oldu. Yani bu derecede mevzuyu anlamaları, yani onları tanımaları, işte atıyorum yani Atilla Dorsay'ın, Alin Taşçıyan'ın bu derecede yani bir dünya kuruyorum. İşte altı kız kardeş var, evleniyor. Yani bunu görmüş. Mesela altı tane sadece bir diyalog olarak geçiyor ama mesela çok net görmüş. Yani Kürtleri tanıyor. Yani biliyor yani. Evet, bunlar böyle altı kız kardeşleri olabilir. Hepsi evlenebilir. İşte sekiz kardeşleri olur. Bunlar gider. Detayları bile bayağı iyi görmüşler. Yani filmin çok iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Festival yani sinema eleştirmenleri tarafından. Yani öyle bir kaygı var. Hani biz yani Kürtler yaşadığı falankes anlar mı? Ya da anlamaz mı? Evet, öyle bir kaygı oluyor. Evet, yani en azından eleştiriler üzerinden şunu söyleyebilirim. Çok iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Yani hatta çok o konuda o açıdan çok memnun oldum. Beklemediğin kadar. Evet, yani çok memnun oldum yani. Evet, film bayağı bir yankı buldu zaten. Yani neredeyse Ahlat Ağacı ve Kelebekler'den sonra artık bayağı bir konuşuldu, bayağı bir yazıldı, çizildi neredeyse. Şimdi şunu merak ediyorum. Şu an film ne aşamada, vizyonda mı, ne zaman Avrupa turnesi, Avrupa ayağı olacak mı? Bunlar hakkında biraz da bilgi verebilir misin acaba? Yani tabii. Şimdi film ilk İstanbul Film Festivali'nde premierini yaptı. Evet, mansiyon ödülü de aldı, onu da bir belirtelim. Evet, sonra Ankara Film Festivali'nde gösterildi. Türkiye'de iki festivalde gösterildi. Açıkçası beklemediğim kadar da ödül aldı. Yani bu da bizim evet, onu da söyleyelim tabii. İstersen. Evet. Bir Hevno Berengi 6 ödül aldı Ankara Film Festivali'nde. En iyi film, en iyi yardımcı erkek oyuncu Bilal Bulut, en iyi senaryo, en iyi görüntü yönetmeni, en iyi özgün müzik ve Siyat en iyi film. Evet.
Sonra işte 22 Haziran'da biz filmi başka sinema aracılığıyla sinemaya koyduk. Şu an dağıtımcı olarak değil mi? Evet, dağıtımcı olarak. Hala sinemada. Kopya sayısı çok az. Kaç şehirde? Onu yani bir... Şehir 3 büyük şehirde. İşte İstanbul, Ankara, İzmir. Evet. Sonra yani kendim devreye girerek tabii olarak şahsi. İşte Bingöl'de. Evet, şu an Diyarbakır'da gösterimde. Sonra tek tük şehirde işte haftada bir gün. Vizyonda. Evet. Evet, yani çok şey, o dağıtım ağı, evet orası biraz. Evet, yerli yani. Yapımların biraz kaderi gibi yani o tek vizyon. Evet, yani ben aslında bu filmi yaparken yani biraz yani bağımsız film, festival filmi ya da sanat sineması formunda çekilen bir film ama bunu yaparken kendi hislerimi ön plana aldım. Yani izlenilebilir olması na çok dikkat ettim. Yani o yüzden böyle hani insan izlerken yani salt fikir değil yani bir hissiyat, bir duygu yani çok sevmeseniz de ama bir yerde çok mesela sizi tutabilecek bir duygu şeyi koydum yani duygusal sahneler koydum. Yani. Evet evet. Yani bence olması gereken o şey çünkü bir film izlerken onu arıyorum yani. Hissedebilmek, evet. Filmi hissedebilmek. Evet ama şu an festival, şu an devam ediyor, şu an vizyonda film. Ama şey çok kötü, yani izlenme oranları. Çok zayıf yani. O sanırım filme bağlı değil de filmden ziyade biraz daha artık izleyici kitlesine bağlı. Bir de dağıtım sorunları malumun. Benim sorularım açıkçası bunlar. Şimdi senin eklemek istediğin bir şey var mı? Onu bir... Yok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu, güzel bir muhabbet oldu. Mehmet Ali Konar'la filmini... Tabii Nobe Renk ya da Renksiz Rüya'yı konuştuk. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.